Öncelikle bütün katılımcılara zaman ayırıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, değerli akademisyen hocalarıma, danışman hocalarıma çok teşekkür ediyorum şimdiden geldikleri için. Tabii Türk-Ermeni ilişkileri açısından baktığımız zaman büyük çoğunluğunu araştırmaların siyasi alanda olduklarını görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Türkler ve Ermeniler asırlardır bir arada yaşıyorlar ve sadece siyasi anlamda değil, birçok anlamda da Türk-Ermeni ilişkileri işte sosyal anlamda, ekonomik anlamda, kültürel anlamda, eğitim anlamında, edebiyat anlamda birçok alanda da etkileşimlerin olduğunu görüyoruz. Aslında amiralar sınıfını seçmemdeki etkenlerden biri de biraz da siyasi alandan uzaklaşıp bu alanlarda Türk-Ermeni ilişkiler çerçevesinde bakma ihtiyacı duydum. Tabii amiralar Osmanlı tebaasında vergiden muaf olan kişilerdi. Açıkçası bunlar da bu amira resmi anlamda bir Osmanlı rütbesine de sahip değildi. Amira kelimesi amir anlamına gelmekle birlikte bahsi geçen unvan yalnızca Ermenilere özgüdür. Bunlar Osmanlı'da belli mevkide görev almış, imtiyazlı bir Ermeni sınıfıdır. Ermenilerin imtiyazlı sınıfı olan amiralar özellikle iktisadi anlamda sarraflık mesleğini icra ederek ekonomik anlamda güçlenmişlerdir. Amiraların dikkat çeken bir noktası da öncülerinin Hoca ve Çelebi lakaplarını kullanmalarıdır. Bunların da amiralar içinde yaptıkları faaliyetlere göre ayrımları da yapılmaktadır. Bu çalışmada işte 18. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına işte 1860'lı yıllara kadar Osmanlı Devleti içinde siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda yapmış oldukları faaliyetler incelenecek ve Ermeni toplum üzerindeki etkisi belirtilecektir. Şimdi en başta amiralara tam geçmeden önce amira sınıfının ortaya çıkışından önce amira kelimesinin anlamına bakmamız gerekiyor. Amira kelimesi emere kökünden türetilen ve otorite sahibi, emreden kişi anlamına gelmektedir. Bu alanda çalışma yapan Hagop Borsamian da amira kelimesinin amir, komuta anlamlarına gelen Arapça emir kelimesinden türettiğini ifade eder. Kamusu Türk'ü sözlüğe göre, Kamusu Türkiye'ye göre emir, emere tabiri buyurma, buyruk, ferman anlamlarına gelir. Aynı sözlükte amir kelimesi bir kavim veya memleketin başı, beyi, reisi, onları yönlendiren kişi olarak ifade edilir. Yani baktığımız zaman açıklamalara amira kelimesinden anlaşıldığı üzere amiralar belli bir toplumun lideri, önde gelen yöneticisi ve onların idaresi konumunda oldukları anlaşılmaktadır. Amira sınıfının ortaya çıkmazdan evvel amiraların önderlerinin kim oldukları konusunda da çalışmalar yapılmıştır. Bu öncülerin 17. yüzyılda en çok kullandıkları unvan Hoca ve Çelebi olmuştur. Aslında bu iki unvan da rastgele verilen unvanlar değildi. İki unvan arasında da belli bir farklılıklar mevcuttu. Hoca unvanını alanlar Ermeni toplumuna birçok maddi ve manevi açıdan yardımları olmuşlardır ve hayırsever, yardımsever kişiler olarak anılmışlardır. Çelebiler ise genel manada aslında kendilerini daha çok ön plana çıkarmaya çalışan ve ekonomik çıkarlarını düşünen kişiler oldukları için hocalar kadar halkına yardım eden bir grup olmadıkları bilinmektedir. Ayrıca amire unvanı devlet tarafından verilen ve kullanılan bir unvan olmadığından devlet evraklarında ve vakainamelerde Osmanlı yönetimi bu isimlerinden bahsederken hoca, hacı ve çelebi sıfatlarını kullanır. Bu unvanı alan şahıslar kendi cemaatleri içinde işan yani prens olarak adlandırılmışlardır. Bu unvanlar Osmanlı Devleti'nin içinde özellikle Müslümanlar tarafından bir saygınlık ifadesi olarak söylenir. Bu bağlamda baktığımız zaman amiraların hem Ermeni toplumu hem de Müslüman toplumu üzerinde bir saygınlığı olduğu görülür. Amira sınıfının ortaya çıkışla ilgili farklı görüşler mevcuttur. Çoğunlukla aslında Ermeni araştırmacı ve yazarların araştırıp kaleme aldığı bu sınıf
farklı görüşlerde şu şekilde geçer. Tarih olarak nasıl ortaya çıktığı ilgili görüşler şu şekildedir. Yine Barsamyon, bu amiral üzerinde önemli çalışmalar yapan kişi, ilk olarak 1559 yılında ortaya çıktığını söyler amiral isminin. Ancak bu bilginin güvenirliğinin zayıf olduğunu söyler. Daha sonra vermiş olduğu bilgide Barsamyon, amiral sözcüğünün 1758 yılında bir mezar taşında yer aldığı ve 1745-1770 yılları arasında yazılmış bir kolofonda 5 amiralın adlarının geçtiğini söyler. Yine bu alanda çalışmalar yapan diğer bir Ermeni yazar Saradatyan ise yine 16. yüzyılda, yüzyılın ortalarında çıktığına dair, bu unvanı kullanımına dair bilgi vermektedir. İddia etmektedir daha doğrusu. Diğer ünlü bir yazar Ermeni Kevork Pamukçyan ise amira tabirin 18. yüzyılda türemiş bir sıfat olduğunu ve en eski isminin Balıklı Ermeni mezarlığındaki 1758 tarihli mezar taşında geçtiğini belirtmektedir. Aniyet Ermenisyan ise Ermeni Kültürü ve Modernleşme adları eserinde ise amira sınıfının 1750'den 1860 yılına kadar İstanbul'da böyle bir cemaatin içinde yer alan bir sınıfın, amira sınıfının olduğunu bahseder ve bu terimin sarraflar için kullanıldığında söylemektedir. Genel olarak Osmanlı tarihçisi, Osmanlı üzerine ciddi çalışmalar yapan İlber Ortaylı ise Ermenilerin 16, 17 ve 18. yüzyıllarda imparatorluğun mimarisi, para basım işleri dolayısıyla yükselen bir amira sınıfının varlığından bahseder. Amiraların ortaya çıkışıyla ilgili verilen bilgilere bakıldığı zaman genel kabul gören tez 18. yüzyılın ortalarında böyle bir sınıfın varlığını ve bu sınıfın ortaya çıkan bir süreci takip eden bir dönemin olduğunu görüyoruz. Amiralar 17. yüzyılda şekillenmeye başladığı ifade edilmekle birlikte soylarının Naharlara kadar uzandığı görüşü hakimdir. Naharları toprak ağası, toprak beyi olarak kelime anlamı böyle geçmektedir. Ama onlar Ermeni senyörleri olarak bu tabiri kullanırlar. Naharlar ilk olarak Naharlar Büyük Dikran döneminde 1. yüzyılda M.Ö. 1. yüzyılda ortaya çıkmışlardır. Amiralar ile Naharlar arasında belirgin farklar vardır. Naharlar belli bir feodal güce sahiptir ve belli bir de askeri gücünü ellerinde bulundururlar. Bu durum onları kimi zaman ülkenin iç işlerinde belirleyici bir rol oynamaları ve kiliseyle de arada bir çatışmalarına yol açmıştır. İdari bir özelliğe sahip olmaları ise merkezi otoritenin sağlanmasında güçlüklerine yaşandığını ifade edebiliriz. Nahaharlar bir toprağı yurt olarak benimseyen, ona askeri olarak hakim olan ve yurt olarak bellediği topraklarda özel bir yaşamı tercih eden bir sınıftır. Ancak 15. yüzyıla gelindiği zaman Akkoyunlar ve Karakoyunların vurmuş olduğu bir darbe sonucunda yavaş yavaş güçlerini yitirmişlerdir ve ortadan kalkmışlardır. Amiralar ise Nahaharlardan farklı olarak ne üzerinde yaşadıkları toprağa hakimdiler ne de bir askeri güce sahiptiler. Onların temel amacı ticari üstlüklerine, güçlerin ticari üstlüklerinin üzerine kurmaktı. Yüzyıl aşkın boyunca Osmanlı Devleti'nde varlığını sürdüren amiraların sayılarla ilgili de bazı veriler mevcut. Bu amiraların soy ve aileye mensup olduklarından dolayı amiraya mensup ailelerin de bu bağlamda ön plana çıktıklarını da görebiliyoruz. Barsamyo'nun hazırladığı listede 165 tane amiranın varlığından bahsedilmektedir. Ve amira ailesi olarak da 80'e yakın bir amira ailesi olduğunu söyleyebiliriz verilen bilgilerde. Bunlardan birkaçını da bahsedecek olursak, Dadyan, Balyan, işte Cezayirlyan, Düzyan yine böyle işte 80'e yakın aile vardır. Bunlardan birkaçını örnek olması açısından vereceğim. Şeye gelebiliriz. Fotoğraf, evet. Bu Simon Amira Dadyan. Dadyan ailesine mensup bir kişidir kendisi. Babası Dadarkel Amira'dır. Dadarkel Amiral'ın da en büyük oğludur.
Babasının yanında baruthanede baş kalfa olarak başlamıştır. 1812 yılında babası vefat ettikten sonra barutçu başı olarak göreve başlamıştır. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Bakırköy ve Yeşilköy baruthanelerinde Simon Amiran'ın idaresine verilmiştir. 1832 yılında ise ölüp vefat ettikten sonra da Ermeni mezarlığına defnedilmiştir. Dadyan ailesi kökenleri Orta Çağ'da Van'da hüküm sürmüş Arzumilere kadar uzandığı ifade edilir. Osmanlı'da en önemli kurumlarından biri olan orduda 1779-1889 yıllar arasında barutçu başlık görevini yerine getirmişlerdir. Egin civarında yaşayan Dadyanların tam olarak Arzuruni hanedanından geldikleri kanıtlanmasa da 18. yüzyılda yine aynı bölge yakınlarında Gamaragap'ta yani Toybelen'de yaşadıkları ifade edilir. Ailenin ilk önemli üyesi Nivos Amiran'ın oğlu Arakeldat Amira olup sarrafçılık, saatçilik ve mühendislik yaparak Eyin'de yol ve köprüler inşa ettirmişlerdir. Dadyanların büyük bölümü Fransız, İngiliz ve Osmanlı okullarını bitiren mühendis ve teknikler olarak, tekniksenler olarak dikkati çekmektedir. Bunların arasında en ünlü olanı Paris'te öğrenim gören, Harici Necati'nde de çeşitli görevlerde bulunan Artim Paşa'dır. 1880 yılının sonlarına kadar barutçuluk görevini sürdüren Dadyan ailesi birçok okulun açılmasına da maddi açıdan önemli katkılarda bulunmuştur. Balyan ailesine geçecek olursak, bu yansıda gördüğünüz kişi önemli bir mimardır Balyan ailesinin. Bir de Balyan ailesinin en son şahsı olarak görülür. Hassa mimarı Kirkor Amira Balyan'ın oğludur. Babasının yanında mimarlık eğitimi almıştır. Genç yaşta Kars'ta Ani harabelerini gezerek burada incelemelerde bulunmuştur. II. Mahmut, Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde Hassa mimarı olarak görev yapmıştır. Aslında Garabet Amira'nın ilk eseri Kazazart'ın Amira'nın da desteğiyle ahşap olarak inşa ettirdiği Surtbrigiç Hastanesi'dir. Cemaat işlerinde de aktif olarak görev almıştır Garabet Amira Balyan. 1839 Tanzimat Fermanı ile Sarraf Amiraların Patrikhane idaresine çekilmesiyle birlikte cemaat idaresinde Ohannes Amira ile birlikte tek güç haline gelmişlerdir. Yine bu ikisi 1838 yılında Üsküdar'daki Cameron Okulu'nu inşa ettirmişlerdir. Ve belli bir sürede bu okulun masraflarını da üstlenmişlerdir. Garabet Amira Balyan 1866 yılında vermiş olduğu bir ziyafet sırasında kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Mimarlık dönemi boyunca birçok esere imza atmıştır. Çırağan Sarayı gibi, Dolmabahçe Sarayı gibi, Surtbrigiç Hastanesi, Surp Astvat Kilisesi gibi, Cameron Mektebi gibi yapılar inşa ettirmiştir. Balyan ailesinin özelliklerine bakacak olursak biraz, Osmanlı Sarayı'nın modernleşme yolunda yüzünü batıya çevirdiği dönemlerde mimari alanda ilk gelen ailedir aslında. Zanaatkar ile geleneği içinde yaşayan ilk kuşağın mimarı bu mesleği ilk basamaktan başlayarak öğrenmişlerdir. Aslen Kayseri'nin Derebenk köyünde olan Balyan ailesinden İstanbul'a yerleştiği ve mimarlıkla uğraşan ilk ismi Bali Kalfa'dır. Balyan ailesi mimarlık geleneğini bir asır kadar babadan oğula sürdürmüştür. 19. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra cemaat idaresinde de önemli bir konuma gelmişlerdir. Balyan ailesi Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde hakim olan Avrupa yaşam tarzının semboller haline gelen büyük gösterişli heykel ve havuzlarla süslü kagir binalar inşa ettirmişlerdir. Ayrıca dönemin sultanı Abdülaziz zamanında ilk inşaat şirketi olan
Şirketi Nafiai Osmaniye'yi Sarkis Balyan kurmuştur. Bali Kalfa'nın oğlu olduğu ifade edilen Krikor Amira Balyan'ın yaptığı eserler arasında eski Beylerbeyi Sarayı, Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası, Davutpaşa Kışlası, Darphane, Aynalı Kavak Kasrı gibi yapıtlarda vardır. Cezayirliyan ailesine bakacak olursak, burada Mıgırdiç Amira Cezayirli'nden bahsetmemiz gerekiyor. Kendisi ailenin en önemli mensuplarından biridir. Kendisi Hasköy'de doğmuştur. Burada Nersesyan okulunda eğitimi tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır ve sarraflık mesleğini yürütmüştür. Yine bu okuduğu okulda 1836-1838 tarihleri arasında bu okulun restorasyon işlerini yapmıştır ve bir bakıma bu okulunda da yöneticiliğini de üstlenmiştir. Birçok öğrencinin de Avrupa'da eğitim alması için katkılarda bulunmuştur. Özellikle Paris'te. 1842 yılında Patrikhane'de Ruhani ve Sivil Meclis'ten sivil meclislerin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Ve amiraların meclisin ilk üyeleri arasında yer almıştır. 1840 yılında ise Reşit Paşa'nın sadrazamlık döneminde Cezayir'le Sarraf Paşa olarak tayin edilmiştir. Ve imparatorluğun Darphane ve Gümrük Nazırlığında görev almıştır. Dersaadet, İzmit, Girit gümrüklerinde 1847'den itibaren 3 yıl boyunca bunun Cezayirliyan'ın uhdesine verilmiştir. Ayrıca pek ticaretiyle de uğraşmıştır. Bir takım sebeplerden dolayı servetini kaybetmiştir. Avrupa seyahatinden sonra İstanbul'a döndüğünde 1861 yılında vefat etmiştir. Cezayir'in ailesi İstanbul'un en eski, en köklü, en nüfuzlu ailelerinden biridir. Aslen Ege'nin Abuçe köyündendir. Bu aileden İstanbul'a gelen ilk kişi sarraflık mesleğini icra ederek zenginleşen Sarkis'tir. Oğlu Hovhannes ise İstanbul'dan aldığı malları Cezayir'de satarak burada büyük bir servet elde etmiştir. Burada Cezayir valisiyle iyi bir dostluk kurarak buraya yerleşmiş ve Cezayir adını almıştır. Düzyan ailesine bakacak olursak, burada Mikhail Çelebi Düzyan'dan bahsedeceğiz. Aslında şunları da söylemek lazım. Her amira ailesine mensup kişinin amire olacağı gibi bir durum söz konusu değildir. Bunu da bahsedeyim. 1724 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mikhail Çelebi kuyumculuk mesleğini yürüten Ohannes Düz'ün oğludur. 1744 yılında kuyumcubaşı olarak göreve başlamıştır. 1758 yılında Darphane'ye amira eminliğine görevine getirilmiştir. Ve buradaki idaresinde orada baştan aşağı hiyerarşisini Ermeni kişilerden oluşturmuştur. Kimya bilimiyle uğraşmıştır ve ayrıca altın madeni işleriyle de uğraşmıştır ve bu alanda teknikler geliştirmiştir. Ve 1830'lu yıllara kadar da Darphane'de Mikhail Çelebi Düzyan'ın geliştirdiği teknikler kullanılmıştır. Diğer slide'a geçersek. Evet, Düzyan ailesi aslen İran Ermenilerinden oldukları düşünülür. En başta Divriye, 17. yüzyılın başlarında ise İstanbul'a yerleşmiştir. Düzyan ailesi 70 yıldan fazla Darphane-i Amire emirliğinde görev almışlardır ve bir bakıma da veraset yoluyla babadan oğula geçmiştir bu durum. Ailenin bilinen ilk üyesi 1600'lü yıllarda Divri'den İstanbul'a gelen ve Osmanlı Sarayı'nda kuyumculuğa yükselen Artin isminde bir şahsiyettir. Aile Düzyan soyadını Artin'in oğlu Sarkis döneminde aldığı da ifade edilir. Şimdi amiraların yükselişi, faaliyetleri ve
Son bir kişiden daha bahsedeyim. Bunu almamdaki sebep Kazazart'ın Amira Bezcihan'ın amiraların amirası olduğu ifade edilir. Yani en güçlü amiranın amiradır kendisi ve II. Mahmud'un Sultan II. Mahmud'un en yakın adamlarından biridir. Bununla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Ben burada sadece kısa bahsetmek için koydum Kazazart'ın Amira'nın önemli bir şahsiyet olduğunu söylemek için. Aslında kendisi İstanbul'da doğmuştur 1771 yılında. Hacı Bogos'un oğludur. İlk öğrenimi Ermeni Sıbyan Mektebi'nde Mahir Varjan'da tamamlamıştır. Daha sonra ticarete atılmıştır. İpek ticaretini, ipekçilikle uğraşmıştır. Ve bu ipek ticaretiyle uğraşmasından dolayı da Kazaz ismini almıştır. Ermeni toplumuna maddi manevi birçok alanda katkısı da olmuştur. Şimdi amiraların yükselişine geçelim. Amiraların ataları 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın 1554 Nahçıvan seferi sonrasında Agın'dan yani günümüzdeki Kemaliye, Erzincan bölgesinden getirilen ve kendilerini Vasburagan yani Van Ermeni Krallığı'nın bakiyesi olarak kabul eden ve genel itibariyle sarraflıkla uğraşan Ermeni soylulardan oluştuğu bilinmektedir. Hatta bunların belli bir çoğunluğu Osmanlı Devleti'ne de borç para verdiği de söylenmektedir. Bu sarraflar resmi olarak hazine sarraflığında çalışmalar için devlet tarafından ruhsat almaları gerekir. Bu ruhsat alan kişilere de kuyruklu tabiri kullanılır. Bu asil sadeler belli bir süre sonra yani 19. yüzyılın ortalarına kadar Ermeni cemaatinin lideri konumunda olmuşlardır. Burada bahsetmemiz gereken diğer bir konu da Amiralar Meclisi olacaktır. Bu meclis kilise üzerindeki etkisi azımsanmayacak kadar önemlidir. Özellikle maddi anlamda kiliseye büyük destekler vermişlerdir. Yeri geldiğinde patriği azlettirme gücüne de sahiptirler. Hatta Patrik Aravel ki Tavit azlettirince onun yerine 11 ay boyunca Amiralar Meclisi idare etmiştir. Onun başkanlığında Mahakya Çelebi yürütmüştür. Patriklik seçimler için devlet onayı genelde bu kent aristokrasisi aracılığıyla alınır. Onlar da bir patriği düşürülüp yerine yenisini getirilmesine kadar kendi çıkarlarında kollarlardı amiralar. Bunlar iktidarı sadece Ermeni cemaat üzerine etkili olmamakla birlikte dünyadaki tüm Ermeni kilisesi içinde önemli bir güce sahip olduğunda söylememiz gerekiyor. 18. yüzyılın ortalarında Ermeni toplumunun lider olarak ortaya çıkan amiralar bu unvanı almak için belli bir güce ve otoriteye çıkmaları gerekiyordu. Özellikle sarraflık mesleğini yürütmeleri ve ticari ilişkiler içerisinde olmaları dolayısıyla zenginleşen bu kişiler Ermeni toplum için ne kadar önemliyse Osmanlı idaresi ve ekonomisi açısından da o kadar önemlidir. Bu açıdan baktığımız zaman iktisadi yükselmeye önem veren Ermeniler 17. yüzyılda Doğu ticaretindeki üstünlüklerini kaybetmeye başlayınca kitleler halinde İstanbul'a gelerek burada işte küçük ticaretler yaparak işte süpürge imalatı, ekmek ticareti, pastırma ticareti gibi satışlar yaparak belli bir süre sonra güçlenerek Osmanlı Sarayı himayesinde ticarete atılmışlardır. Burada Ermenilerin İstanbul'a gelmelerindeki temel nokta İstanbul'un tabii ki de önemli bir ticari merkezi olmasına kaynaklanır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda İstanbul'daki sarrafların tamamı neredeyse Ermeni sarraflardan oluşuyordu. Ermeni sarrafların 17. yüzyılda oluşmaya başlayan iktisadi gücü 18. yüzyılın başlarında itibaren de belirlenmiştir, belirgin hale gelmiştir. Ancak bu gücün imparatorluğun yönetici nezdinde onaylanması ve desteklenmesi esas itibariyle 19. yüzyılın başlarında olmuştur. Ayrıca Ermenilerin yükselmesinin doğrudan bağlantısı olmamakla birlikte Rumların ve Yahudilerin
Osmanlı idaresindeki üstünlüklerin yavaş yavaş düşmesiyle birlikte bunlarla ilişkilendirmek de yanlış olmaz. Ancak şunu da ifade etmemiz gerekir ki her sarraf besleğini yapan kişiler de amira unvanını alamamaktadır. Amiraların ekonomik anlamda güçlenmesinin diğer bir nedeni de vergi toplama işiyle ilgilenmeleridir. Normalde vergi toplama işini mültezimler olarak bilinen Türkler yapardı, Türk paşalar yapardı. Vergileri toplama hakkı açık arttırma ile satılır ve en yüksek fiyatı alan bu teklifi veren de bu mesleği alırdı. Sarraf ise mültezime kefil olabilmek için aldığı berat, yani resmi devlet izni karşılığında devlet hazinesine 1500 ile 11.000 kuruş arasında bir değişen bir ödeme yapardı. Türk Paşa ile Ermeni sarraf arasında yakın bir iş bağı olduğundan dolayı aralarında güven ve dostluk kurulmasına sebep olmuştur. Bu alanda örnek verecek olursak 19. yüzyılın başlarında Yusuf Paşa'nın yanında ki sarraf Maşketerli Kaspar. Kaspar Amira olduğu da bilinmektedir. 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Ermeni Amira sınıfı Osmanlı'da güçlü bir duruma geldi. Ayrıca Amiralar Müslüman olmayan kişilere tanınmayan vergilerden muaf olma, üzerinde sultanın tuğrası bulunan kalpak taşıma gibi böyle bir takım ayrıcalıklar da veriliyordu. Amiraların Osmanlı Devleti içinde ekonomik gücünün nasıl yükseldiği ve kilise üzerindeki etkisinin azımsanmayacak derecede önemli olduğu konusunda bilgiler verildi. Bu bağlamda böyle bir güc elinde bulunduran amiraların Osmanlı siyasetinde ve ekonomisinde önemli olduğu kadar kendi millet, yani Ermeni toplum üzerinde de çeşitli alanlarda desteğini olduğunu görüyoruz. Örneğin Harutin Amira Bezciyan yoksullara dağıtılması için 100.000 kuruş para yardımında bulunmuştur. Hatta 1832 yılında yoksul ve muhtaçlara yardımı kurumsallaştırmak amacıyla Bezciyan'ın çabalarıyla da bir fon oluşturuldu. Bu fon evsizlere yardım anlamına gelen ve 36 üyeden oluşan Dnangat Madagararutyun ismini almaktaydı. Bu komite parayı fakirlere, yetimlere, kimsesiz yaşlılara, zihinsel engellerin yanı sıra çeyiz yoluyla kullanmaları için yoksul gelinlere bile dağıtılırdı. Kişisel komite aracılığıyla fakirlere yardımda bulunarak amiralar milletin gözünde hayırsever ve yardımsever imajlarını pekiştirmişlerdir. Hayır kurumlarınca yardım eden bu sınıf ileride Ermenilerin liderlik edecek birçok ismin de eğitimini karşılamışlardır. Amiralar bu tür hedeflere ulaşmalarındaki temel etken birçok alanda kendilerini göstermiş oldukları tabii ki de iktisadi güçleriydi. Bu ekonomik güçlerini kullanma yollarından biri de hayır işlerle uğraşmalarıydı. Bu yolda amiralar büyük miktarda hayır amaçlı paralarda toplamışlardır. Amiralar yalnızca yoksullara veya muhtaç kişilere para yardımı yapmakla yetinmeyip birçok da Ermeni okulu inşa ettirmişlerdir. Bunun ilki devletten de aldıkları izinle 1790 yılında Eginli Şnork Mıgırdiç ve Amira Miricanyan tarafından Kumkapı'daki açılan Ermeni İlk Öğretim Okulu'dur. Bu okul Birinci Dünya Savaşı döneminde yangın dolayısıyla zarar görmüştür. Daha sonra 1925 yılında restore edilerek yeniden faaliyete geçmiştir. 45 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle ortaokula dönüştürülmüştür. Okul günümüzde ana sınıfı ilk ve ortaokul faaliyetlerine devam etmektedir. Diğer bir okulda 1785 yılında Şnork Mıgırdiç Amira Mıricanyan tarafından Tarkman Çats, normalde Tarkman Çats'tır ama günümüzde Tarkman Çats ismiyle devam etmektedir. Bu okul 1800-1812 yıllar arasında
bir takım onarımdan geçmiştir. Bu okul 3 katlı olup binanın iç ahşap dışı, iç ahşap dışı ise kargir yapıya sahiptir. Okul günümüzde ilk ve ortaokul olarak faaliyetine de devam etmektedir. 1844 yılında Hohannes Amire Dadyan tarafından Bakırköy'de bir kilise inşa ettirilmiştir Ermeni halkı için. Bu Artsruni ya da Artsunyan adında bir okuldur. Kilisenin yanına inşa ettirilmiş bir okuldur. Bu okul 1958-59 öğretim yılında ilkokul, cemaat, kilise ve okul yöneticilerin desteğiyle ortaokula dönüştürülmüştür. Okul günümüzde hala ilk ortaokul ilk ve ortaokul olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Langa'daki burada gösteriyor zaten Bezcan İlköğretim Okulu. Evet buradaki. Langa'daki Surp Lusovariç ve Galata'daki Surp Hreştegavat okulları da yine yukarıda ismini belirttiğimiz kişiler tarafından yaptırılmıştır. Türün ilk örneği olan ve 1820 yılında Haruddin Amira Kumkapı'da kızlar için bir nakış meslek okulu açılması için masraflarını karşılamıştır. Ermeni ruhban sınıfının neredeyse tüm dini kıyafetleri burada karşılamıştır. 1826 yılında ise bu okul hasar görmüş. 1830 yılında ise Bezcan desteğiyle yeniden restore edilmiştir. Diğer bir okul ise amiraların desteğiyle açılan ve kolej düzeyinde olan Cameron Okulu'dur. Bu okul 1841 yılında kapatılmış. Daha sonra kiliseye dönüştürülmüştür. 1910 yılında Ermeni Mektebi Cameron için yenileme çalışmaları yapılmıştır. 1911 yılında Levon Semercen tarafından yeniden restore edilmiştir ve okulun adı Semercen Cameron adıyla devam etmiştir. Ayrıca 2. Mahmut döneminde Haruddin Amira Bezcan hayır, öğrenim ve din kurumlarına önemli derecede maddi desteği olmuştur. Patrik binasının yapımını ve onarımını, Kumkapı'daki iki ilkokulun, Kartal'daki Bezcan Okulu, Surp Nişan Kilisesi ve Çeşme yapımını üstlenmiştir. 1828 yılında ise Kumkapı'da Surp Atvatzasin Kilisesi'ni yaptırmıştır. Daha sonraki dönemlerde Ortaköy, Kuruçeşme, Samatya, Üsküdar gibi Ermeni cemaatinin yoğun olarak yaşadığı birçok semtte okullar açılmıştır. Patrik Ohannes Çamaşırcıyan döneminde ise İstanbul'un bütün semtlerinde Ermenilere parasız cemaat mektepleri açılmıştır. 1834 yılındaki bir istatistikte Ermeni Patrikhanesi'nin yaptığı bir istatistikte 4'ü Atapazarı'nda, 3'ü İzmit'te, 3'ü Merzifon'da, 2'si Manisa'da, 2'si Bafra'da, 2'si Kayseri'de, 2'si Egin'de, 2'si Erzurum'da ve diğerleri de Ermeni nüfusunun nüfusuna bağlı olarak Anadolu'nun birçok yerinde ve İstanbul'da toplamda 120 Ermeni okulunun varlığından bahsedilmektedir. 1847 yılında ise İstanbul'da 24 tane Ermeni ilköğretim okulu bulunuyordu. Devam eden 10 yılda ise 2 kolej ve 2 kiliseyi de kapsayan 18 okul daha eklenerek bu sayı toplamda 42'ye kadar yükselmiştir. O dönemde bu okullarda 5531 öğrenci kayıtlıyken öğretmen sayısı da 197 tane olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir yapı da Kazazart'ın Amira tarafından ve halen de varlığını koruyan Surp Prigiç Hastanesi'dir. Bu hastanenin ortaya çıkmasında Kazazart'ın Amira maddi anlamda özellikle çok büyük desteği olmuştur. Aslında bu sözü geçen hastanenin kurulmasından önce Narlıkapı ve Beyoğlu'nda iki tane hastane vardı. Ancak bunlar
ilerleyen zamanlarda kapasitesi yetmemeye başlamıştı. Ve bunlara alternatif olarak da Ermeni cemaatiyle bir toplantı yapıp Kazazartinamir'e Surp Birgeç Hastanesi'ni de inşa ettirmişlerdir. İkinci Mahmud'un 1882 yılındaki fermanı ile bu hastanenin yapımına başlanmıştır ve 1834 tarihinde tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Bu Ermenilerin üçüncü hastanesidir. Bu hastanenin mimarları ise Garabet Amira Balyan ve eniştesi Ohannes Amira Serveryan'dır. Ermeni Amira sınıfının kilise üzerindeki tutumuna da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Osmanlı bürokrasisiyle şahsi ilişkileri olan ve güçlü kişilik sahibi olan bunlar patrikhanenin gücünün artışı ve yoğunlaşması Hoca Çelebi ve amiralara engel olamadı. Normalde amiralar Osmanlı hükümetiyle patriklere göre daha yakın ilişkiler içindeydiler. Dolayısıyla bu gücü patrikhanenin başında güçsüz bir patrik varsa sarayın gözdesi olan amiralar tarafından tabii ki de bu patriği yönlendirmek onların nezdinde daha kolay oluyordu. Amiralar herhangi bir kilisenin onarımı veya yapımının dindaşlar üzerinde yani Ermeni cemaat üzerinde çok olumlu bir etkinin farkındaydılar. Dolayısıyla aralarında bazıları dindarlıkları ve inançları gereği bağışta bulunsa da çoğu millet üzerindeki nüfuz ve prestijlerini arttırma amacındaydılar. Diğer bir hususta amiraların farklı dinden insanlara da yardımları söz konusuydu. Bunu yapmalarındaki amaç hayırseverlikten çok kendi milletlerinin sınırlarının ötesine geçip burada da kendilerine bir prestij sağlamak amacındaydılar. Patrik Agopos döneminde patrikliğin ve milli kurumların mali işlerini yürütmek üzere 1842 yılında 24'ler heyeti oluşturdu. Bu heyette iki amira ile başkentteki çeşitli esnaf loncalarının 22 temsilcisinden oluşuyordu. Bu heyet ancak fazla faaliyetini sürdürememiştir ve kapatılmıştır. İlerleyen zamanlarda ise 1844 yılında patrik seçilen Mateos Çuhacıyan kısa bir süre sonra 16 amira ve 14 esnaftan oluşan bir karma meclis kurmuştur. Burada hem amiraları hem de esnafların aynı sayıda koyarak bir denge yaratmıştır her iki taraf açısından. Bu meclis sadece patriğe danışmanlık kalmıyordu. Aynı zamanda milletin mali işlerini de yürütüyordu. Amiraların Avrupa'ya göndermiş olduğu ve Avrupa'da eğitim gören birçok genç Ermeni 1848 devrimini orada yaşamışlardır. Ve kurmuş oldukları dernekler ve kurumlarca Ermeni milletini de aydınlatmaya çalışmışlardır ülkeye geldikten sonra. Ayrıca Ermenice gazeteler de çıkartarak bu faaliyetlerinde basın yoluyla da sürdürmüşlerdir. Ayrıca kilise Ermenicesi yani klasik Ermenicenin Ermeni milletine kolay anlaşılamadığı için bir dilde reform çalışması yapmışlardır. Bu reformlara karşı çıkan ve aleyhlerine çalışmalar yapan amira ve ruhaniler ise bunlara kavarya yani yobaz olarak bunları nitelendirmişlerdir. Ve bu şekilde Ermeni toplumu ve cemaati üzerinde bunları kurtarmaya çalışmışlardır. Bunlara genç Ermeniler diyorlar. Bunlar amiralara karşı esnaftan yana tavır aldıklarını görmekteyiz. Aslında esnaf sınıfına da çok haz etmiyorlar. Ancak esnaflarla amiralar arasında bir sıkıntı olduğu için bir şekilde esnafları amiralara tercih ediyorlar.
bu genç aydınkisi. Aslında onların da amacı cemaatlerini Avrupa'daki refah düzeyine çıkartmak. Eğitim ve dilden reformlar yaparak milli bilincini yükseltmek için böyle bir çalışmalar yapmışlardır. Dolayısıyla onların zihinlerinde amiraların veya esnafların yüksek sivil meclislerinden ziyade eğitim düzeyi daha yüksek, daha yükseğe sahip olduğu maddi güç sayesinde değil, liyakatı ve eğitimi sayesinde idarede söz sahibi olabilecek. Avrupa'daki gibi parlamento veya buna uygun bir anayasa hazırlama meyilindeydiler ve bunun içinde birçok çaba göstermişlerdir aslında amiralara karşı. Bu faaliyetlerden dolayı amiralar cemaatindeki idare gücü, yani onların üzerindeki gücü tamamen soyutlanmış ve ondan sonra anayasa çalışmaları da başlamıştır. Ve bilindiği üzere de daha sonra Ermeni Anayasası amiraların ne kadar karşı çıkmasına da karşı da çıksa bu Ermeni Anayasası Babali tarafından da onaylanacaktı. Böyle amiraların Ermeni üzerindeki etkileri, olumlu olumsuz etkilerini bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi bu amira sınıfı nasıl yok oldu, nasıl çökmeye başladı? Biraz da onlardan bahsedelim. Osmanlı'da 100 yıldır varlığını sürdüren amiralar belli bir noktada yavaş yavaş güçlerini kaybetmeye başladılar. Bu nedenle arasında modern işletme yöntemleriyle gelen özellikle Avrupa bankerleri, amiraların tek elinde tuttukları inci, altın ve değerli taşların alış-satım işlerine de ortak olmuşlardır. Hatta bunları da ele geçirmişlerdir. Ayrıca 1863 yılında Avrupa'da iyi öğrenim alıp yurda dönen bir Ermeni sınıfının Sultan Abdülaziz tarafından da desteklenmesi de tabii ki de amiraların pek hoşnut olmadığı bir durum. Ayrıca Tanzimat Fermanı'nın yayınlanmasıyla birlikte Müslüm-Gayrimüslim eşitliğinin de sağlanması bir bakıma amiraların da ayrıcalıklarını azaltmıştır. Bu bağlamda amiraların uzun süredir ellerinde bulundurdukları belli ayrıcalıklar Tanzimat Fermanı'yla birlikte düşüşe geçmiştir. Bu önemli bir sekte vurmuştur amiralara. Tanzimatla birlikte amiralar gelirlerinin büyük çoğunluğunu da kaybetmiş bulunuyordu. Dolayısıyla cemaat idaresinde, cemaat işlerindeki statüleri, yani güçleri ve buna bağlı olarak sarsılmıştı. Bu düşüşle birlikte Ermeni cemaati de artık onlara prens anlamına gelen işan olarak selamlamıyorlardı. Onlara alay ifadesi anlamına gelen yan yan diyerek sesleniyorlardı. Amiraların düşüşüyle doğru orantılı olarak da günden güne zenginleşen esnaf sınıfının da yükselişe geçmesi yine amiraları ekonomik anlamda yavaş yavaş düşürmüştür. 1842 senesinde oluşturulan Anadolu Kumpanyası ve Rumeli Kumpanyası adında hem imparatorluk gelirlerini toplamak hem de ticari tüm belgeleri tüm ticareti tüm bölgelere yaymak için iki tane şirket kurulmuştur. Bu iki şirketin başında da 6 tane amiral bulunmaktadır. Bu şirkette tabii ki de bu iki şirkette amiraların çökmesiyle birlikte yavaş yavaş ortadan kaybolmuştur. Amiraların çökmeye başlamasıyla ilgili diğer bir hususta 1853-56 yılları arasında Kırım Savaşı zamanında Osmanlı'nın yerli sermayeden değil de İngiltere'den dış borç almasıyla başlayan bir süreç. Bu dış borçta Osmanlı'nın ilerleyen zamanlarda ekonomisini büyük oranda sıkıntıya sokacak ve hatta Duyun Umumi İdaresi'nin kurulmasıyla Osmanlı'nın gelirlerine de el konularak dışa bağımlı hale getirilmiştir. Bundan dolayı iç ticarette sıkıntılar yaşanması ve güçlerini ekonomiden alan bir sınıf olan amiraların güçlerini de dolayısıyla zayıflatmıştır.
Ayrıca 1856 ıslah fermanıyla birlikte Osmanlı bürokrasisine erişimini de kaybeden amiralar, politik güçlerini borçlu oldukları devletle doğrudan temasları da yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Tanzimat'ın ilan edilmesi, onun akabinde Kırım Savaşı'nın yaşanması ve yabancı bankerlerin yurda gelmesiyle birlikte amiraların iktisadi ve sosyal nüfuzunun gerilemesine önemli bir etken oldu. Ayrıca Ermeni toplumu içinde yaşanan sınıfsal değişim süreci olmasaydı amiraların iktisadi güçlerini bir süre daha muhafaza edebilirdi. Dolayısıyla 1840'lı yıllar ve devam eden süreç Ermeniler arasında iç ayrışma ve amira sınıfı karşısında güçlenen bir Ermeni orta sınıfını ve artan gücüne paralel olarak da Ermeni toplumunu temsil eden kurumlarına da fazla yer verilmeye başlanmıştır. Bir zamanlar mutlak egemen olan amiralar 1842 yılında hatta veto hakkında kaybediyorlar. Artık milletin işlerini esnaf loncaların desteği olmadan da yürütemiyorlar. Çünkü ekonomik güçleri de artık zayıflamıştı. İltizam vergilendirme sisteminin yeniden yürürlüğe konması daha her ne kadar amiraları zenginleştirse de eski güçlerini artık ellerinde bulundurmuyorlardı. Hatta 1847 yılında çıkartılan bir fermanla din adamları, amira ve esnafların yer aldığı genel meclis İstanbul'dan 14 kilise üyesinin katılımıyla bir ruhani meclis ile 20 sivil üyeden oluşan 14 kilisenin sivil meclisten oluşan yüksek sivil meclisi vardı. Sivil mecliste 9 amira ve 10 esnaf temsilcisi vardı. Amiraların sayısı 1853 yılında 5'e, 1855 yılında ise 2'ye düşerek esnaf loncalarının temsilci sayısı da bir o kadar da artma eğilimini göstermiştir. 1847 yılında 10 sayısından 1855 yılına kadar 14 sayısına ulaşmıştır. Bu da bariz farkı göstermektedir. Görüldüğü üzere amiraların düşüşü vardır. En başta büyük önem verdikleri unvanları da yavaş yavaş ellerinden alınmıştır. Hatta Osmanlı memur unvanı olan amiranın yerine geçecek olan da bey unvanını artık bunlarla eşleştirmişlerdir. Yani amira unvanı artık düşüşe geçmiştir. Hatta ortadan kalktı da diyebiliriz o dönemler için. Genel itibariyle söyleyeceklerim bunlar. Bir son olarak bir sonuca varacak olursak, Osmanlı'da 18. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına kadar ekonomik anlamda güçlenen ve bu gücü hem idari hem de Ermeni milleti üzerinde etkisini sürdüren bir Ermeni amira sınıfının varlığı söz konusuydu. Amiralar özellikle Osmanlı yönetimiyle iyi geçinen hem yönetici bürokratları arayı iyi tutmak hem de bu sayede Ermeni milleti, Ermeni kilisesi ve cemaati üzerinde etkili olmaya çalışmışlardır. Yani Osmanlı'yı Ermeni milletini geçebilmek için o aşamada bir kullanım yolu açmıştır aslında. Bir bakıma öyle de diyebiliriz. Amiralar Ermeni millet üzerinde güçlerini ve otoritesini muhafaza etmeler için Osmanlı idaresini aracı rolünü üstlenmişlerdir. Dolayısıyla amiralar bir şekilde kendi varlıklarını koruyabilmeleri için ekonomik güçlerini kendi millet üzerinde ispatlama yoluna da gitmiştir. Bunun için birçok okul, kilise ve çeşitli hayır kurumları inşa ettirmiştir. Amiralar Ermeni kilisesi üzerinde hak sahibi olmaları için patrik makamını ellerinde bulundurma çabası içinde olmuşlardır. Dolayısıyla patriği atama yetkisi Osmanlı idaresinde olduğu için Osmanlı yönetimiyle de iyi geçinip kendi istedikleri patriği de o dönemlerde ataya biliyorlardı. Böylelikle kilisenin en üst makamında
makamındaki din adamı adamını ellerinde tutup Ermeni cemaatini kontrol altına alabiliyorlardı. Ancak kilisenin işlerine çok fazla müdahale olmaları ve müdahale olan amiralar güçlerini yitirmeye başladıkları zaman da kiliseden yavaş yavaş uzaklaştırılarak kilise üzerindeki etkileri de azalmıştır. Amiralar en büyük darbe, önceden de bahsettiğim gibi, Kırım Savaşı'nda İngiltere'nin aldığı dış borç olmuştur. Bu durum içinde Osmanlı ekonomisinin sıkıntıya girdiğini işaret eder bu durum. Ayrıca imtiyaz sahibi olan amiralar, Tanzimat Fermanı imzalanmasıyla ve Islahat Fermanı'nın da yürürlüğe girmesiyle de tek elinde bulundukları o ayrıcalıklı sınıf statüsünde kaybetmişlerdir. Ayrıcalıklar her Osmanlı Devleti tebaasına paylaştırılmıştır. Kendilerine alternatif ekonomik faaliyetlerin olması ve özellikle de Ermeni esnaf sınıfının hızla yükselişi ve Avrupa'da eğitim görmüş Ermeni aydınlarının amiralara karşı muhalifliği de bu sınıfın sonunu hazırlayan etkenlerden biridir. Sunumumu ben burada bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için.